Sato koe bando. Ya va. Queijo. 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 Bak bir söz hayal. Hadi. İlk önce hamur döktü, şimdi şeker ekliyor üzerine. Burada şeker tüketimi normalin bayağı üstünde bize göre. Çok yaygın. Evin önüne direkt böyle tabla açarak evle tabiri caizse yatay geçiş yaparak ticaret yapmak, bir şeyler satmak. Endüstriyel sanayi gelişmediği için sanırım endüstri ürünleri çok pahalı. O yüzden genelde insanlar ev yapımı ürünleri tercih ediyorlar. Yani mesela şu keki gidip buranın BİM'i olan İndomar'dan almayı düşünseniz yaklaşık bunun iki katı fiyatı. Hamur kabardı bayağı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Demlik şekerde köpük boğular olduysa. Mümkün. Okay. Thank you. Şimdi çıktıktan sonraki halini göstermiş olayım size arkadaşlar. Bu şekilde sanırım kendi buharıyla pişmesi için bir müddet bekletiyor arkadaşımız. Bu arada tezgahını göstereyim. Neden bu kesikler var? Biraz sonra anlayacaksınız. Tatlıyı bunlarla kesiyor. Şurada gördüğünüz yumurta, onun dışında doğranmış soğan, onun hemen yanındaki turşu ne işe yarıyor diyecek olursanız, şimdi bizim aldığımız şey şu resimde görünen Kue Bandung. Bir de martabak telur dedikleri, yani martabak, yumurtalı martabak oluyor. O var. Bizim börek ile bayağı benzer. Buradan gelen ses nereden geliyor onu da göstereyim. Burada bir lastikçi var. Şu an lastik kaynatıyor. Patlak var sanırım. Makine çalışıyor. Nasıl lastikçi? Bu sesleri nasıl kırpacağım onu da bilmiyorum da inşallah kırpabilirim şeyi.
Evet arkadaşlar, şimdi tatlıyı aldık. Ama ismi nereden geliyor? Hiç söyleyemedim onu. Endonezya'nın Java adasında Bandung adında bir şehir var. Bu tatlı oraya has bir tatlı anladığım kadarıyla. Detaylı bilmiyorum ama. Kue kek demek. Kue Bandung da işte Bandung keki anlamına geliyor. Türkçe'ye çevirecek olursak zaten basit. İçine ne koyduğunu gördünüz. Kaşar ve şeker koydu. Burada peynir tatlılarda çok kullanılıyor. Yani bizim künefede kullandığımız mesela tuzsuz peynir ama bunlar tuzlu peyniri kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi içine koyduğu peynir eridi şu an. Şimdi tadına bakacağım sizin için. Sanırım hamurunda kullandıkları bir şeyden dolayı şu lezzet gerçekten paha biçilemez yani. Orsam aşırı nezih olabilir. Çok titiz şekilde çalışıyor olabilir arkadaşımız. Ama gerçekten sizin için önemli olan şey lezzetse, şöyle göstereyim sağını solunu. Eğer gerçekten sizin için önemli olan şey lezzetse, yiyin kardeşim, yiyin. Korkmayın, yiyin. Neyse arkadaşlar, ilk videomda sizlere martabak kue bandung tanıtımı yaptım. Darısı diğer videoların başına. Beni izlemeye devam edin.